Şimdi bu Tokat Sulu Saray'ın kuzey batısında selektif sismik girişimler var arkadaşlar. Şimdi buradaki olaya şöyle genel olarak açıkladığımızda, gelişimi açıklayacak olursak 4.8 büyüklüğünde bir deprem, devamında 4.1 büyüklüğünde bir deprem söz konusu. Bu asıl 5.7 büyüklüğündeki sismik olay yaklaşık işte 15-16 saat gibi bir zaman ölçeği dikkate alındığında gerçekleşmiş bir durumda. Yani öncüleri olan bir depremdi. 5.7 büyüklüğünden ki olay sonrasında 4 çevresinde sismik gelişimler söz konusu. Yani artçılar gözlemlenmeye devam edecek arkadaşlar. Bölgedeki vatandaşlar öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Yani çok fazla paniğe sevk edecek bir durum söz konusu değil. Bölgede uzun zamandır söz konusu olan gerilimin bir boşalması şeklinde ifade edebileceğimiz bir konu. Bu buğdaylı fay zonu olarak ifade edilen fay zonunda gerçekleşmiş bir deşarj olayı bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün. Belki daha ilginç olarak ben bir konu hakkında bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu olay öncesinde işte 15 Nisan tarihli giriş yapılmış bir yayın söz konusu. Bu sunumun altındaki linkten de paylaşacağım bu yayını. Burada işte yine bu işte 6 Şubat büyük depremlerinin gerçekleşmiş olduğu zon üzerinde meydana gelen bir selektif manyetüt olayı sonrasında yapılan bir açıklama söz konusu. Yani burada 7.4 şiddetinde deprem geliyor, Tokat dahil 8 ili yıkabilir şeklinde bir başlıkla ele alınan bu yayın benim dikkatimi çekmişti bu olay öncesinde. Yani bir jeofizik mühendisi olarak ben yani şunu söylemem gerekiyor ki teknik anlamda bazı ön bilgiler söz konusu. Yani bende bu şekilde bir algı oluştu. Yani ilgili çevrelerin de dikkatine bu linki de paylaşacağım. Böyle bir konumda olduğunu yeri gelmişken bir belirteyim dedim. Herkese iyi günler.